Bizler Tavşan Hayırlı Hizmetler Vakfı'nda gerek öğrencilik yapmış, gerek yeri gelmiş hocalık yapmış üniversiteli gençleriz. Bu şekilde söyleyebilirim. 7 Hilal'in düzenlemiş olduğu bir yarışma, kampüsten semte mekan sendedir adıyla bizleri bu yarışa davet ettiler. Bizler de bu yarışa icabet ettik. Hüma Hatun ismiyle yarışmada yerimizi almış olduk. Evet, en az 4 kişi demişlerdi bize. 4'ün altında giremezdik. Elhamdülillah biz de takımımızı hemen toparladık ve biz de varız dedik. Şimdi aslında dediğim gibi kampüsten semte başlığıyla çağrıldık biz bu yarışmaya. Pandemi sürecinde herkes evde olduğu için biraz hareketsizlik vardı denilebilir. Bizler üniversitede olduğumuz zamanlar biraz daha aktif olabildiğimiz zamanlar oluyor. Ama evlere çekildiğimiz zaman genelde uzaklaşmış oluyoruz. Ama üniversite gençliği olarak o 20'li yaşlar çok kıymetli olduğu için bir araya gelip o birlikteliğin bereketiyle Allah rızası için güzel işler yapmaya niyetlenmemizi istedikleri için böyle bir yarışmaydı. Birinci Umre'ye gidiyordu, ikincisi Kudüs, üçüncü Bosna Hersek'ti. Bize de Bosna Hersek nasip oldu. Ama şöyle söyleyebiliriz, ikinciyle 2 puan fark var aramızda. Yani güzel bir başarı elde etmişiz ki elhamdülillah üçüncülük nasip oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim, 8 haftalık bir süreçti bu. Çok ciddi çalıştığımızı söyleyebilirim. Çünkü pandemi süreciydi. Hatta bir ara eve kapanma vardı. Ve bir haftanın görevini 2 haftaya sığdırmıştık. Biz o hafta anladık ki aslında bir araya geldiğimiz zaman, işte muhabbet ettiğimiz zaman, işte yan yana olup o muhabbeti hissettiğimiz zaman daha güzel işler yapıyormuşuz. O hafta zorlandık. Diğer bütün haftalarda gerek yabancı kardeşlerimizle bir araya geldik, gerek kendi aramızda şehrimizdeki insanları ayağa kaldırdık. Vize haftaları, final haftaları, her türlü her haftayı kullandık. Bir görev bir haftalıktı bizim için. Biz bir haftanın her gününü bir görev için kullandık. 3 gün montajımız sürdü, 2 gün çekimlerimiz sürdü, 2 gün hazırlanma derken bize 7 hilal ya fotoğraf ya da video şeklinde yapın demişler. Biz bu işi fazlasıyla ciddiye aldık. Video çekimi yaparak yaptık, profesyonel kamerayla çekim yaptık. 3 gün minimum montajını yaptık sabah akşam. Görevlerimiz ilk hafta camide buluş ve büyüklerin duasını aldı. Camide buluştuk hepimiz. Daha sonra elhamdülillah denk geldi. Burada vakfımızda teyzelerimize Kur'an öğretiliyordu. Biz de onlara yardım edelim, onların duasını alalım. Yarışmamıza dualarla başlayalım dedik. İlk haftamız böyle geçti. Daha sonra İslam Birliği vardı. Dumlupınar Üniversitesi'nden bir akademisyen hocamızı çağırdık. Daha bir sürü dünyadan insanlar çağırdık ve İslam'ın hepimizin olduğunu, hepimizin bir olduğunu çektik, göstermeye çalıştık. Ramazan'ı hisset ve hissettir konulu bir görevimiz vardı. Bu görevimizde de hepimiz birer tane başlık altında işte sevdiğim bir şey infak et, çocuklara yardım et şeklinde bir video hazırladık. Videolarımız bizim minimum 10 dakika sürdü. Bayağı kısa filmler şeklinde videolarımız vardı. İnşallah görevlerimiz birçok insana pozitif bir şekilde dokunmuştur. Ramazan'ı hisset görevimizden sonra maalesef Ramazan'ın sonunda Kudüs'te yaşanan işgalci durumlardan dolayı görevimiz Kudüs'le ilgili Kudüs temalı bir çalışma yaptı. Biz de Tavşanlı'da bütün STK'ların birleşip yaptığı bir konvoy vardı. Onu falan çektik. Meydanlarda toplaştık hep beraber. Bir sürü Kudüs için elimizden ne geliyorsa yaptık. Elhamdülillah o videomuz da güzel oldu. Videolarımızı biz elimizden geldiğince Instagram sayfamızda paylaştık. HHV Gençlik. Oradan isterseniz izleyebilirsiniz. Birlikte yapılan işte hem bereket vardır hem külfet vardır. Yani kiminin işi uymaz, kiminin morali bozuktur o gün. Birlikte bir şeyler yapmak, güzel olmak da birlikte gerçekten zordur. Yani ben bu yarışmada bunu hissettim. Bazen kimimiz böyle rahatsız oluyor, bazen işte kimimiz gelemiyor falan. Birbirimize sabretmemiz gerekiyor. Ama bunların hepsini Allah rızası çatısı altında, hani biz hayır işinde bir görev yapıyoruz diye kendimizi böyle sabra teşvik ederek, işte o senin kardeşindir diyerek teşvik ederek, elhamdülillah biz çok yaşamıştık.
başlamadık buna ama 8 hafta boyunca bir aradayız ve dediği gibi demin Yusra'nın her gün neredeyse biz görev için birlikteydik. Yani gerçekten sabırı öğreten bir yarışma ve kardeşliği çok net bir şekilde öğreten bir yarışma. Yaptığımız konuların dışında birbirimizle muhabbetimizi ben daha sağlamlaştırdığımız ve birbirimizi daha iyi tanıdığımızı düşünüyorum bu süreçte. Bu vesileyle bizi bir araya getiren Hayırlı Hizmetler Vakfı'na ve başkanımız Ahmet Canatan'a, kıymetli eşi Sadıka Canatan'a ve bu isimler altında bütün hocalarımıza çok çok teşekkür ederiz. Onların yeri bambaşka. Onların, ailelerimizin, dostlarımızın destekleri yani bu yarışma esnasında da bize çok büyük güven verdi. Özellikle bu süreçte bizi destekleyen ailelerimizin yeri çok çok başka. İşte kimi zaman yemek yapmak için çağrıldık ama dedik ki video yapıyoruz biz. İşte kimi zaman işte misafirliğe gidiyoruz, o benim bugün görev yapmam gerekiyor vesaire. Onları çok üzdük bu süreçte. Ama Allah razı olsun hepsi arkamızdaydılar. Bir de unutmamam gerekiyor ki 7 Hilal'in özellikle bizi bu yarışmaya davet ettiği için böyle güzel programlar düzenleyip biz gençleri aktif tuttuğu için özellikle teşekkür etmemiz gerekir. Teşekkür ederiz. 7 Hilal Genel Merkezi'nin online olarak yapmış olduğu Mekan Sendedir yarışmasında Türkiye üçüncülüğü kazanan Hayırlı Hizmetler Vakfı Gençlik Komisyonumuzu yönetim kurulumuz adına tebrik ediyoruz. Bu süreçte salgın sürecinde boş kalmayarak zamanlarını en güzel şekilde değerlendirerek bir hayra yine önce oldular. Ve bunun neticesinde büyük bir başarıya imza attılar. Kendilerine de tekrar teşekkür ediyoruz. 7 Hilal Derneği üçüncülük ödülü olarak gençlik kollarımızı Bosna gezisiyle ödüllendirdi. Biz de Hayırlı Hizmetler Vakfı Yönetim Kurulu olarak gençlik komisyonumuza yol harçlığı kabulünden bir ödül verelim dedik. Kendilerine tekrar yönetim kurulu adına gençlik komisyonumuza teşekkür ediyorum.